Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin en fazla Fenerbahçe haberi ve duyumu veren kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sponsorlarımız Golver.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzdasınız. Ve doğru adrestesiniz bence. Özellikle kanalımızın müdavimleri bilirler ki transfer dönemi geldiği zaman tıraş olunup üstüme forma giyiyorsam ve bunu videoya yansıtıyorsam bu çok önemli gelişmelerin olduğunun habercisidir. O yüzden videoları dikkatlice takip etmemiz lazım eğer böyle bir şarta uyuyorsam. 5 yıldızlı forma, 5 yıldızlı forma. Hocam sizin 5 yıldızınız nereden geliyor falan filan. Birçok yoruma maruz kalıyoruz. Burak Kızılhan açıklamış 5 yıldızlı forma siparişlerini verdik diye. Kaldı ki ben bunu duyumunu çok çok önce vermiştim. Ali Koç da doğrulamıştı. Şimdi Burak Kızılhan da artık siparişleri verdiğini duyurdu. Şimdi Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sayın Burhan Kızılhan gelecek sezon için 5 yıldızlı forma siparişi verdiğimizi açıklamış. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleşiyor ve orada bazı açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki futbol şubesiyle alakalı tüm arma kullanımlarımızı 5 yıldızlı armamızda güncelledik. Bayraklar, antetli kağıtlar, mail imzalarımız, stadyum yönlendirme tabelalarına kadar değişiklikler yapıldı. Kurumsal kimlik çalışmamızı 3 faza ayırdık. Şu ana kadar 2 faz tamamlandı. Başkanımızın da daha önceden açıkladığı gibi 2023-24 sezonundaki formalarımız da 5 yıldızlı olacak. Bütün dünyada satılacak formalarımız 5 yıldızlı olacak. Bu sezon formalarımızda kullanmıyor oluşumuzun sebebi forma siparişlerimizin çok önceden hatta 1,5 sene önceden verilmiş olmasıdır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bu haberden dolayı gururluyum, onurluyum. Sevinçliyim, mutluyum. Çünkü Türkiye'de kimse konuşmazken 5 yıldızlı formadan bahseden kişi bendim. Kimse konuşmazken duvar kağıdını 5 yıldızlı yapan ve bu cesareti gösteren kişi bendim. Kimse konuşmazken 28 şampiyonluğun sayılacağını belirten kişi bendim. İyi de hocam henüz TFF kabul etmedi ki diyeceksiniz. Ama mesajı ne zaman anlarsınız, nasıl anlarsınız size bırakıyorum. Başka takım taraftarları ağlıyorlar, zırlıyorlar, çeşitli şeyler yapıyorlar ama kanallarında bakıyorsun işte ilk en farklı skorlu galibiyet 1909 yılında bilmem ne olmuş. Ulan Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulmuş. 1923'ten öncekileri söylemek bile abesle iştigal. Yani şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, sonra Rusya, adam çıkıp işte Doğu Almanya, Batı Almanya çıkıp iki şampiyonluğu şunu bunu birleştiriyor ediyor. Hadi bir şekilde anlarım yakın geçmiş derim. Bir şekilde anlarım. Yani sen 1923 öncesini saymayalım diyorsun. Sonra diyorsun ki yok sayalım işimize geleni sayalım. Sonra diyorsun ki 59 öncesini saymayalım. Sonra diyorsun ki işimize geleni sayalım. Sonra diyorsun ki Metin Oktay işte duruş var şöyle tutuyor bilmem ne yapıyor. Metin Oktay 59 öncesi saymayalım o zaman. Yok sayalım. O yüzden arkadaşlar size gelince günah, onlara gelince mübah diyen kişilerden her alanda uzak durun. Dini fetva veriyorsa uzak durun. Milli fetva veriyorsa uzak durun. Başka bir şey söylüyorsa da uzak durun. Onları adam hesabına pek katmayın. Çünkü bir konuda senli benli, sen yapınca şöyle, ben yapınca böyle diye yorum yapıyorsa o iş sıkıntıdır. Bu iş hani hakemlikle falan da benzer. Kendilerine hakem hata yaptığı zaman, hakemler de insan olabilir. Aleyhlerine yaptığı zaman Allah belasını versin bunlar bizim düşmanımız falan. Hazırlık maçında bile hakeme itiraz edecek kadar bazen teknik direktörlüğün gözü dönebiliyor. Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme. Normalde Mustafa Hoca yine bildi demem lazım ama tam tersi Mustafa Hoca bu sefer bilemedi. Niye? Dünya Kupası nedeniyle ara verildi. Fenerbahçe dün yaptığı antrenmanda çalışmasını sürdürdü ve idmanda sürpriz yaşandı. Teknik direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman salonda kuvvet ve dayanıklılıkla başladı. Koşu, ısırma ve koordinasyona devam etti. Hücum organizasyonları çalışıldı ve taktiksel bireysel idmana noktalandı. Sakatlığı bulunan Ezgican Alioski saha çalışmalarına başladı. Ben açıkçası yanlış hatırlamıyorsam salı günü saha çalışmalarına başlar. Takımla çalışmalara İstanbulspor maçından sonra başlar diye bir duyum vermiştim. Çok şükür duyumum yanlış çıkmış oldu. Hazırlıklarımızı yarın yapacağımız antrenmanla sürdürüp Salı günü biliyorsunuz uzun zaman sonra ilk resmi maçımız var. Ona odaklanmış durumdayız. Çok özledik Fenerbahçe'yi. Gerçekten çok özledik. Jesus'un o kızmalarını çok özledik. Jesus
Ben de seni özledim Mustafa hocam. Herkes kanala abone olsun. Bu kanala abone olmayan has Çincionludur demiş Jorge Jesus. Bu kanala abone olmayan Fenerbahçeliyim demesin. Destek vermiyorlarsa bu kanala köstek olmasınlar. Onların rüyasına girerim. Çıldırtmasınlar adamı demiş. Bir de ben de sizi özledim demiş Jorge Jesus. Abonelikle ilgili bir şey diyemem. Jesus'un kararına tabii ki de saygım var. Ama ben de sizi özledim demiş Jorge Jesus. Jesus demişken. Sevgili arkadaşlar, hepimizin bir müjdeye ihtiyacı var değil mi? Resmi bir açıklamaya ihtiyacımız var. Özellikle Jesus konusunda. Tamam hocam, sana inanıyoruz. Güveniyoruz. Allah var. Elinden geldiğince sana aktarılan duyumları aktarıyorsun ama. Duyumlarına da güveniyoruz ama. Yani resmi açıklama istiyoruz. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sayın Erol Bilecik. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Faruk Ulkas tesislerinde düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Burak Kızılhan ile Yönetim Kurulu üyesi Can Gebetaş katıldı. Burak Bey'in zaten konuşmalarını biliyorsunuz. Can Gebetaş'ın konuşmalarına da değineceğim arkadaşlar. Şimdi Jesus müthiş bir iş yapıyor diyor Sayın Erol Bilecik. Disiplin, motivasyon ve bunun yanı sıra ortaya koymuş olduğu performans ve duruşla muazzam bir saygınlık kazandı. Sadece Fenerbahçelilerin değil, rekabet yaptığımız bütün kurumlarda saygınlık kazandı. Hocamız Türkiye'yi gerçekten çok sevdi. Biz de kendisini çok fazla sevdik. Takımı iyi yöneten, iyi motive eden ve sonuçları da ortada bir şekilde devam eden bir yapımız var şu anda diye konuştu. Takım da keyifli bir şekilde dönmüş oldu. Hazırlık maç sonuçlarına genellikle az dikkat edilir. Önemli olan hazırlık sürecidir ama yine de bizim takımın oyun planına bakıldığında ortaya koyduğu eforlara, kazanma isteğine bakarak çok hazır bir görüntü vermiş oldu. Bu tabii ki Trabzonspor maçıyla başlayacak lig için hepimize muazzam bir umut verir. Konuma geldi. Tabii hep dediğimiz gibi önemli olan hikayenin sonunun güzel olması diyor. Erol Bilecik çok tatlı bir adam. Kendisinin bende numarası var. İnşallah Fenerbahçe'miz şampiyon olduğu zaman kendisini ve Ali Koç başkanımızı rahatsız edeceğim. Hatta eğer başkanımız ve Erol Bey izin verirse de onlarla bir görüşme gerçekleştirip ya da belki de sürpriz birkaç kişiyi görüştürüp ki görüştürdüğüm kişiler oldu. Sayın Başkanımızın maç davetlisi olarak stadımızda maç izleyen üyelerimiz oldu. Belki bilmiyorsunuzdur. Sayın Başkanımızın davetlisi olarak Kadıköy'de bizim stadımızda maç izleyen davetlilerimiz oldu. Ben de davetliyim ama önümüzdeki sene inşallah. Hele bir şampiyon olalım da. Şimdi kadro derinliğiyle ilgili olarak şunu demiş Erol Bilecik. Kadro derinliğine bakıldığı zaman dönemin başında birçok eleştiri aldık. Acaba yine futbol takımına yapılan transferlerde bazı oyuncular tam doğru atış oldu mu olmadı mı derken bugün tüm spor otoritelerinde bu yorumları yapan arkadaşların tamamı hemfikirler ki tüm transferler yerinde oldu. Özellikle bu kadro derinliğine ilk 11'in tespitinden tutun. Hepimizin her gün her daim yaptığı maçlar öncesinde ve sonrasında izlediğimiz gibi hocanın muazzam bir adaleti ve seçim sistemi var. Mesela Trabzonspor Şörlot'u aldığı zaman yere göğe sığdırılmadı. Ama Şörlot'la birlikte alınan 13 olması lazım ya da 16 olması lazım. Hani gençleri de sayarsak futbolcu var. Bunların rahatlıkla 8-9'u tutmadı. Fakat Şörlot tutunca tamam denildi. Beşiktaş'ın yıllardır her sene minimum 3 tane futbolcusu tutmaz. Minimum 3 futbolcu tutmaz ama ana şeyi götürecek. Fenerbahçe'de bu sezon kim tutmadı? Buruma. 2. İki. İkinci kim? Hocam İrfan Can Eğribayat derdim ama hazırlık maçlarında gördüm bence o da tutmuş. İki. Değil mi? Ya Buruma da bence sakatlık sonrasında kendine geldi. Mesela Cao Pedro tam manasıyla bir iyileşsin o zaman bakın. Kadro derinliğinden ne kadar doğru bir şekilde olumlu bir havaya götürdüğünü görüyoruz. İnşallah bunlar aynı şekilde devam edecek. Sadece spor kulüpleri için söyleyebilecek bir şey değil ama aile olabilme kavramı dünyanın her yerinde başarının kaçınılmaz ilk sırasına gelir. Takımı da izlediğimiz zaman takımdaki bu aile olma refleksi hocamız ve sevgili başkanımızın sayesinde gerçekleşti. Hocamızın buradaki desteği fevkalade yüksek. Aile olabilmeyi başarmış bir kulübüz. Oyuncular sadece Samandıra'da değil, sosyal yardımlarında da birbirlerini kolluyorlar. Bunun örneklerinden 1, 3, 5 değil, onlarca ve fazlasıyla izlemek mümkün. Orada Erol Bilecik gibi konuşuyorum sanki ya, ben öyle hissediyorum. Futbolda şanssızlıklar var. Bunun en büyük örneği sakatlıklar. Oyuncularımızın performanslarından son derece memnunuz ama bu işin toplamında olan bir hadise. Pedro ve Arda örneklerinde olduğu gibi şanssızlıklar yaşadık. Çok titiz çalışan bir sağlık ekibimiz var. Perez'in durumunda aylarca sahaya dönmeyebilir.
Yoğun ameliyatlardan geçebilir gibi yorumlardan sonra sağlık grubumuz titiz yaklaşımı neticesinde daha kısa bir sürede takımdaki yerini alacağına inanıyoruz dedi. Her zaman daha iyisine koşmaktan başka hiçbir hevesimiz yok diyor. Ana ağırlığımızdaki nokta bu. Bu yılın farklı bir dinamizmi var. Başkanımız Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Bu dönem bizim için hassas, sorumluluk daha fazla. Antalya kampında Selahattin Baki çok önemli ve değerli mesajlar verdi diyor. Önce milyonların önünde ligi bitirtmeyiz deyip 1-2 hafta sonra şovumuz devam edecek diyorsunuz. Tabii ki bu yaklaşıma dair tüm spor kamuoyumuzda soru işaretleri oldu. Ne oldu da konu şova döndü? Fenerbahçe'de bu tarz yapı olmaz. Haklarımızı savunmanın, anlatmanın yüksek sesle de anlatabilirsiniz ama biz daha çok doğru sesle ve iletişimle anlatmayı tercih ediyoruz. Böyle bir çelişkiye ve soru işaretlerine izin verecek bir yaklaşım ve söylemde bulunmuyoruz diyor. Mehmet Büyükekşi'nin kulüplere yaptığı ziyaretlerle ilgili konuşuyor başkanımız. Hani kamuoyunda buna dair gündemi yapılan yorumları da takip edip etmeye devam ediyoruz. Ayrıca bu ziyaretlerin tüm kulüplere yapılacağı da TFF tarafından paylaşıldı. Bunu da izliyoruz diyor. Hani sadece belli kulüplere mi yapıldı? Yani tüm kulüplere yapılacak denildi ama biz bekliyoruz diyor. Hani ne zaman olacaksa diyor. Ligde Trabzonspor maçı ile ilgili endişemiz yok diyor. Takımı sahaya çıkacak. İnşallah çok keyifli bir neticeyle cumartesi akşamı hep beraber dönmüş olacağız. Hakemlerle de TFF'de ilgili olan bütün kurumlarla da bu önemli maçta eminiz. Adaletin son derece sağlıklı şekilde seyrettiği bir yaklaşımda olacaklar. Hassasiyetle izliyoruz. Bunun için de çok bağırmaya gerek duymuyoruz. Takımımız çıkacak. Futbolunu takır takır oynayacak. İnşallah keyifle döneriz diye düşünüyoruz demiş. Öte yandan Trabzonspor cephesinden de birileri bazı açıklamalarda bulunmuş. Hani açıklamaların özeti şu: biz Fenerbahçe'yi asla sahada yenemeyiz. O gün kesinlikle yenileceğiz. Hatta hakem bizi kollasa bile yenileceğiz. Trabzonspor'un almış borcu başını gitmiş. 3 milyar lirayı geçmiş. O kadar şeye rağmen almış başını gitmiş. Yani onca desteğe rağmen, şampiyonluk verilmesine rağmen, yani bu kadar şeye rağmen, Charlotte'u da 55 milyon euroya satıp %90'ı Trabzonspor'a aktarıldı biliyorsunuz. Ona rağmen yani bari konuyu değiştirelim, taraftarın dikkatini dağıtalım diye açıklamalarda bulunmuşlar. İnşallah Fenerbahçe'miz çıkar. Trabzonspor'a oradan üstünlük sağlar. Ne hakem konuşuruz, ne şike konuşuruz, ne şaibe konuşuruz, ne saha olayları, stat olayları. Gerçi o bizi alakadar etmez. Biz kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım. Önemli değil. İster maç yarıda kalsın, ister tamamlansın. Biz kazanalım da inşallah ne olursa olsun. Hak adalet yerini bulsun istiyoruz diyor Erol Bilecik. 28 şampiyonlukla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim süresi zaten limitli. 3 yıllık değil, yaklaşık olarak 1 yıllık olduğu için son derece dar çerçevesi olan bir süreç. Bizim asıl beklentimiz daha farklı bir iletişim yapılması. İçinde tarihçinin, spor dünyasının insanların olacağı bir kurulun çalıştırılıyor pozisyona gelmemesi TFF'deki en büyük eksik. Fenerbahçe'mizin hukuki çerçevede %100 bir doğru tabloyu ortaya koymasına karşın TFF'nin bir an önce bunu cevap vermesi lazım diyor. Aklınıza şu soru gelecek: hocam biz 5 yıldızda çıktık, ceza verebilirler mi? Hak ettiğine niye versinler ki? Ben gideyim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi 1923'tür yazayım. Beni cezaevine atsınlar. Böyle bir mantık var mı? Oğlum 1923'te kuruldu. Kaç? 1762'de mi kuruldu? Ligler federasyon tarafından 1923'ten itibaren oynatılmaya başlandı mı başlandı. İster kabul etsinler, ister etmesinler. 7-0 diye bir palavra üretiyor mesela Galatasaraylılar. Fenerbahçe'nin stadında oynanmış ama Ali Samiyen'de. Karşıdan karşıya geçememişler. Çok fazla yağış varmış ama ona rağmen o maç oynanmış. Tabii. Kışın ortasında ama yağmur yağmış. Bakın tarihe falan. O tarihlerdeki hava olaylarına bakın. Sadece ona bakın yeter. 7 kişiyle gelmişler. Yani hiçbir işlerinden bir kişi bile akıllı edip ulan kimse karşıya gidemiyor, biz de gitmeyelim, sonra yapalım, Allah'ın günü torbaya mı girdi dememiş ama çıkmışlar. Ne hikmetse Fenerbahçe 11 kişiymiş, sonradan 10 kişiymiş ama işte sırayla kaleye geçilmiş falan. Öylesine yapılmış bir maça dönüşmüş. Ona rağmen stat tıklım tıklım doluymuş. Futbolcular omuzlarda taşınmış. Karşımızdaki kişilerin argümanları bu. Bizimki de buyurun. Teknik direktör Jesus. Gelelim müjdelere. Hoca dünyaya saygınlığını ispatlamış bir isim. Kamuoyundaki haber ve söylemlere karşın bize ulaşan herhangi bir şey söz konusu değil. Hocamızın Mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Biz daha farklı bir yıl önermiştik. Hocanın bu anlamdaki yoğurt deme şekli bu şekilde. İlk kez gittiğim yerlerde bir yıl kontrat yapıyorum.
karşılıklı olarak memnuniyet değerlendirmesi yaparak devam ederiz dedi. Devam ederiz dedi. Devam ederiz dedi. Karşılıklı memnuniyet değerlendirmesi. Aranızda Jesus'u beğenmeyen var mı? Fenerbahçe taraftarını oranlayalım. 35 milyon diyorlar. 35 milyonda 1 milyon kişi beğenmiyor çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki Fenerbahçe tamam. Jesus beğeniyor mu? Şimdi beğenen kişi beğendiği yere gider, beğendiğini getirir. Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim göreve başladı. Yeni kondisyoner. Teknik direktör Jorge Jesus ekibine yeni bir antrenör dahil etti. Jesus ile Al Hilal'de birlikte çalışan Portekizli kondisyoner Pedro Gandio'nun iki kondisyoneri bulunan Sarı Lacivert takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı ifade edildi ve idmana çıkmaya başladı. Şimdi mesela Mustafa Hoca meşhur oluyor, ünlü oluyor. İstemiyorum da. TRT'de yorumculuk yapıyor. Kadıköy sokak takipçilerine selam gönderir mi, göndermez mi? Gönderir hocam. Subliminal olarak yine gönderir. Der ki Kadıköy sokakları ne durumda? Kadıköy sokak hani bu sokaklarda gezenlerin hepsine selam olsun bu arada, Kadıköy sokak sakinlerine falan der. Yine gönderir, değil mi? Bak. Özetle sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Doğru söze süre geldiği zaman bunun devamında zaten kim istemez. Ben Jesus'un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum. Hoca İstanbul'u seviyor. Türk insanına karşı müthiş bir iklim içinde kendini hissediyor. Basketbol aşkının yanı sıra camiamızla daha sık birlikte olmak için sık sık basketbol maçlarına da katılımcı oluyor. Ya bunlar da bu ülkeye karşı duyduğu hisler. Ülkeye mi, Fenerbahçe'ye mi? Ali Koç yönetiminin 5. yılı olduğu hatırlatarak diyor ki bu tecrübe birikimi önceki yıllarda da keşke şampiyonlukla taçlansaydı ama olmadı. Sıkıntı olduğunu düşündüğümüz bir bam teli varsa üzerine basarız. Herhangi bir sıkıntımız olmadığını görüyoruz. İyi top oynuyoruz. Şampiyon olmak için hocamızın ve takımımızın saha içindeki performansına, disiplinine ve ciddiyetine çok inanıyoruz diyor. Saha dışına çıkılmasa zaten inşallah kesinlikle şampiyon oluruz. Can Gebetaş'ın 28 şampiyonluk sözleri var. Sevgili Can Gebetaş'a da buradan selamlarımızı iletelim. Hani bugüne kadar bu karar niye verilmediğine değil, bu konuyu geniş bir çerçevede inceleyebilecek kurulun kurulması noktasında biz ciddi eksikler görüyoruz. Hani biz acele etmedik. Yani bir ay içinde karar çıksın amacında değiliz. Diyoruz ki TFF bir araya gelsin kurumları. Yani basit bir şey değil bu. Bir kurul kurulsun. İçinde tarihçiler olsun, hukukçular olsun. Öyle bir iki kişi cevap vermesin. Hani kaynak adminin bir tarafı mevzusuna dönmesin diyor. Araştırılsın, soruşturulsun, bakılsın. Hani isterse de bunu açık bir yerde yaparız. İster bir panel, ister televizyon programı, ister katılımcıların soru sorabileceği tartışma programı. İster Galatasaray TV'de, fark etmez. Yani bu davete itiraz edenlerden bile yanıt alamadık diyor. Eleştirecek nokta kararın bugüne kadar neden verilmedi değil, sağlıklı bir şekilde karar verilmesi için çalışılmadı diyor. Yani uzun lafın kısası süreç bu arkadaşlar. Hocam biz Erol Bilecik'in konuşmasında resmen açıkladığı kısmını nereden anlıyoruz? Diyor ya, devam etmek istediğini belirtti. Ya hocam sen kelimeyi cımbızladın aldın. Biz bunu yapsak dersin ki bize kelimeyi cımbızladınız, öyle bir şey olmaz dersiniz. Doğru. Siz deseniz olmaz derim. Ama ben deyince oluyor. Çünkü Erol Bilecik'i de Ali Koç'u da tanıyan kişi benim. Rahat olun. Yani Erol Bilecik'i de Ali Koç'u da tanıyan kişi benim. Rahat olun. Yazın inşallah şampiyon olduğumuzda sizin adınızda da selamlarımı ileteceğim arkadaşlar. Bu sözümü de unutmayın. Mustafa Hoca bir şeye söz veriyorsa ölüm dışında her şekilde onu gerçekleştirir. Bunu da unutmayın. Mesajı aldıysanız aldınız. Almadıysanız size bir şey demiyorum. Bir iddiaya göre Fenerbahçe 19'luk gencin peşinde. Yok, 19'luk değil. 22'lik gencin peşinde. Adadan Fenerbahçe'ye genç yetenek iddiaları ortaya atılmış arkadaşlar. Kim bu adadan genç yetenek? Antonio Semenyo, Bristol City'nin 3 milyon euro piyasa değerindeki futbolcusu. Sözleşme bitiş tarihi yazın. 1.85 boyunda Gana Milli Takımı'nın forvet 6 maçta bir gol atan. Dünya Kupası'nda boy göstermiş. O arkadaşı ben beklemiyorum. Scouting listemizde yer alan isimlerden birisidir belki de. Ama hem Crystal Palace istiyor hem Fenerbahçe istiyor diyeyim size.
siz ne demek istediğimi anlayın. Hatta Bournemouth ve Glasgow Rangers da ilgi mektubu ya da ilgilerini göstermişler. Sanırım menajeriyle görüşmüşler. Ya sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Bir yıl mukavele uzatma imkanı var. Yani kanatlarda da görev alabiliyor. Hızlı bir isim. Hani Batshuayi'nin genç hali desem herhalde yalan söylemiş olmam. Biz ilgileniyoruz ama ben olacağını zannetmiyorum. Hocam çok mu gol atmış? Yo, çok da gol değil. 22 maçta 4 gol 1 asist. Hani 1002 dakika. Buna Dünya Kupası'ndaki 19 dakikada dahil. Ama patlamaya hazır bir bomba. Mesela o sayede bize geldiğinde patlamaya hazır bir bombaydı. Ben bununla ilgili net bir şey söyleyeyim size. İlgileniyoruz ama bunu bize yedirmeyebilirler. Alırsak da lütfen çöplemeyin hocam bu kadar az gol asist sayısıyla Allah aşkına bu mu yıldız adayı demeyin. Bilmediğiniz şeyler var. Bunu da söylemiş olayım. Jorge Jesus hocamla 3 artı 1 yılı müjdelediği için de Sayın Erol Bilecik'e teşekkürlerimi sunuyorum buradan. İnşallah şampiyonluklarla dolu sezonlar bizim olur. Yüzümüz hep güler. Kanalımızın abone sayısı hep artar inşallah. Hatta buraya kadar gelip de yani abone değilse kardeşlerimiz inşallah aşağıdan abone ol butonuna basıp kanalımızın bir parçası olurlar. Abonelerse zaten beni tanıyorlardır. Mesajları çoktan almışlardır. Boşuna bu adam forma giymez, boşuna bu adam tıraş olmaz deyip videoya beğeni atıp arkasına yaslanıp izlemeye başlamışlardır. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.